Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kolay geldiniz. Ne var, yok, nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz. Ne iş var diye, bulacak diye aramıyorsun? Ya daha size haber getirecek haberlerimiz geride. Buyurun. Hı. Oturalım şöyle. Hemen ben size geçiyorsunuz. Ben daha yaptırıyorum. Tamam. Geçin. Buyurun. Nasıl dersiniz? Bu tarafa şöyle buyurun. Şöyle. Bak ama hiç gözülüyor. Vallahi hiç gözülüyor. Ben koltuğuna oturayım. Sırıftaki koltuğum yetmez. Koltuğa oturayım ben abi. Size yakıştı. İyisiniz müdürüm. Evet, bugün Domlupınar İlköğretim Okulu'na geldik. Değil mi hocam? Evet. Şimdi ne yapacağız? Öğrenciler renk fotoğraf merakını... Çocuklarda bir merak uyandırılması. Genelde telefonu, ilk anne babaların telefonlarını aldıklarında hemen bir oyun indireyim, oyun oynayayım, böyle şeyler yapayım diye merak ediyor. Evet. Teknolojinin belki faydalı bir yanı vardır diye düşündük. Müdürüm sağ olsun fotoğraf merakı ve kabiliyeti var. Ben de böyle bir şey düşünüyorum. Çocukları bir fotoğraf makinesiyle tanıştıralım. Evet. Bakarsınız bir gün, iki gün sonra bir merak uyanır. Bir çiçeği görür, bir böceği görür. Ona bir farklı bakış açısıyla bakar dedi. Bu yaş grubunda çocuklarda bu var. Mesela şimdi ben müzik enstrümanlarıyla çok ilgileniyorum. Tabii ki henüz bu yaştaki çocuk bir yan flüt üflemeyebilir, kemençe çalamayabilir ama bir bakar, bir şeklini beğenir, bir merak uyanır. Bir gün telini kırar, kopartır. İkinci gün sesini beğenir. Onda o duygu, o haz oluşur. İlerleyen yıllarda der ki ya ben zamanında böyle bir enstrüman görmüşüm, bunu çalayım der. Evet. Tam böyle her şeye meraklı olduğu vakitler. Evet. Müdür bir de sağ olsun yardımcı olurum dedi. Bugün çocukların bakış açısıyla, perspektifiyle çevremizde gördüğümüz birkaç şeyin resmini çekebilirsiniz. Evet, Sayın Müdürüm, siz de kızınız için... Evet. Merak uyandırdığı fotoğrafçılığı bütün, öğretmek bütün için. Bütün ailelerin en büyük problemi şu anki sanal dünyada çocukların etkilenmesi. Yani benim kızım telefonu alıyor eline, oradaki oyunlara dalıyor falan. Ve bu bizim aslında neslimizin geleceği demek. Evet. Bunu biz neyle eskiden bir sanata önem vermediğimiz için şimdi bunlar geliyor başımıza. Bunu ben fotoğraf makinesini eline verdim. Şimdi onunla anlaştık. Fotoğraf makinesiyle çekim yapması halinde sanal alemi girmeyecek. Yani bu bana göre kötü alışkanlıkların en büyük ilacı hobi elde etmesi. Yani bir fotoğrafçı olmayabilir ama fotoğraf çekmeye alıştı mı ondan sonra hep elinde bir fotoğraf makinesi boş zamanlarında fotoğraf çekmek isteyecek. Sayın Müdürüm, nasıl gidiyor? Öğretmenimizin projesi ve müdürümüzün projesini destekliyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. İnşallah çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan alıp oymayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Yani oyunla falan uğraşmayalım. Yani oyunlarla biraz değil de güzel fotoğraflarla, farklı şeylerle kendilerinin zamanlarını değerlendirmesi daha yararlı olacaktır. Teşekkür ederiz. Ki ilçemizde böyle ödüllü bir fotoğrafçımız da varken faydalanalım istedik İlham abi seninle. Evet. Zeynep, sen fotoğraf çektin mi? Benim fotoğrafını en çok çektim. En çok? Tarçın. Tarçın, evet. Tarçın Zeynep'in kendisi. Tamam, ben az daha. Evet, şimdi İlhan amcamızı tanıyor musunuz? Ödüllü fotoğrafçı. Türkiye'de birinci oldu. Türkiye'nin en iyi fotoğrafını çekti. Böyle bir dede vardı kucağında. Yangından kediyi kurtarmıştı. Hatırlıyor musunuz? O fotoğrafı hatırlayanlar bir el kaldırabilir mi? Bir tane böyle yaşlı bir dedemiz vardı. Yangında çıkarken böyle sevimli yavru bir kedi vardı. Onu kurtarmış kucağında saklıyordu. Mesela eğer İlhami abimiz o resmi hiç çekmeseydi, o gün orada olmasaydı, onu çekmeseydi, bizim o dededen de haberimiz olmayacaktı, o zavallı kediden de. Ama şimdi ne oldu? O kedide, o dedede, o fotoğrafta sonsuza kadar bizimle oldu. Evet, şu an ben de sonsuza kadar kaybolmayacağım. Tabii ki çekti. İşte fotoğraf çekerek, bunu öğrenerek çocuklar bir anda tuhaf bir şey gördünüz diyelim. Yerde bir karınca var. Normalde hiç bakmadan yanından geçip gidebilirdiniz.
yuvasına diyelim ki buğday taşıyor, bir şey taşıyor. Yani fotoğraf çekmek herkesin baktığı şeye siz de bakacaksınız ama diğerlerinin göremediği şeyi göreceksin. O karıncayı hemen şifşat çekiyorsun. Ya da çiçeğin üstüne konmuş bir arı size o lezzetli balları yaparken bakıyorsun hemen orada bir şeyler topluyor topluyor size bal yapmaya çalışıyor. Çekiyorsun fotoğrafını, bir yıl boyunca biriktiriyoruz. Ondan sonra sene sonunda çok güzel bir sergimize bakalım ki biz neler görmüşüz. Bunları başkalarına da gösterelim diye sergimizde yapıyoruz, tamam mı? Mesela fotoğrafını çekebilseydin şimdi o kurbağayı biz de görecektik. Evet. Biz de kurbağayı. Şimdi ben de çıkartayım. Evet. Makineyi. Söyleyeceğim. Babam küçücük kurbağayı eline aldı. Sizi yapabilir babalar lazım. Ben de yapabilirim. Babalar korkmaz. Hem bir şey daha söyleyeyim. Fotoğraf çekmeye başladıktan sonra dersteki başarılarınız da artacak. Niye biliyor musunuz? Fotoğraf çekmek için çok dikkatli olmanız gerekiyor. En ufak ayrıntılara bakacaksın. Acaba şu taraftan mı baksam, buradan mı eğilsem diye dikkatini çok yoğunlaştırıyorsun. Dikkatin de artınca bu defa okuldaki derslerin de birden yükselmeye başlayacak. Anladınız mı? Ve zararlı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşacaksın. Anne babanın telefonuyla oyun oynamak, afacanlık yapmak yok. Faydalı işler taşımaya başlayacağız. Tamam mı? Belki biz de İlhami abi gibi birinci oluruz. Türkiye'de birinci olup en güzel bir de alabiliriz. Kim bilir? Tabii çektiğimiz... Ben biliyorum. Şöyle tut, böyle iyice sarılın. Şimdi şurada... Gözüne yaklaştır. Gözüne iyice yaklaştır. İyice yaklaştır. Tamam. Arkadaşlarını gördün mü? Bas bakalım. Bas. İyice bas. Bas iyice bas. Bas. Aferin. Bir tane daha çek. Daha yakın. Değiştir. Açı değiştir. Neyi merak ediyorsan, arkadaşının soluğu, çalışması, Şeyma'nın uykusunun gelmesi vesaire ne istersen. Öykünün pomponları. Çok yani o anneyi görmek istiyorsan. Evet. Şimdi şurada. Kimi çekmek istiyorsan şeymiş. Evet. Öğretmenin göbüşünü çekme. Ben de öğreteceğim de. Başka bir şey. Evet, arkadaşlara bak. Arkadaşlarını çek. Öğretmenini çekecek. Çok hızlı geçti. Biraz yavaşla geçti. Benim göbüşümü çekmek yasak. Evet. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Bas bakalım. Çekti. Dönüyor, bir yerde sabitçe duruyor, hareket etmiyor da. Ben o resimleri akşam alır, gruba tabii atılabilecek olanları atarım size. Özel grubumuz artık oradan görünüyor mu? Bas bakalım. Gördüklerini çek bakalım. Gördüğünü çek. YouTube kanalı evet. Açarsak atarız. Çünkü Facebook'ta da YouTube'u yine basacak. TikTok'u atmayalım. TikTok'u ben pek sevmiyorum. Ben de çekiyorum. Bizim haberleri dinlemek için. Hızlıca. Peki bir şey diyeceğim. Fotoğraf makinesiyle çekmek herkese yetişmezse üzülmek yok. Öykünün babasından bir daha isteriz, tamam mı? Sanki böyle zaman daraldı yetişmeyecek gibi. Yetişmeyen üzülmesin. Bence öykünün babası haftaya kalanları geri çekeriz, tamam mı? Üzülmek yok. Tır, bir dahaki perşembe gene gelir bence. Zaman birazcık daraldı çünkü. Bir 5 dakikamız var ya da yoktur herhalde. Biliyormuş. Evet. Ooo. Ooo. Yakınlaştırıp uzaklaştırıp. Evet. Değil mi? Arkadaşlar evet. Şöyle telefonda böyle elinizde büyütüp yakınlaştırıyorsunuz ya işte bu zoom böyle makinede böyle yapıyorsunuz. Yakına ya da alıp ya da uzağa alabiliyorsunuz. Evet. Tamam öykü getir artık. Belki gelsin. Arkadaşlar
Başa da bir çeksin onu. Evet, anne gelirken öykünün fotoğrafı. Berker. Olur olur, bu bir merak işte. Gel Karademir bakalım. Karademir. Kiminiz fotoğrafçı olur, kiminiz müzisyen olur, bir enstrüman çalar. İşte hiç belli değil. Evet. Hepimiz bakalım neye yeteneğimiz varmış. Ben bas bakalım. Birinde sabit. Tamam. Evet. İnce bas. Evet. Evet. Sıradaki girişim. İnce bas ona. İnce bas. Müdürümüzün işleri var. Tabii müdür adı üstünde. Servis çıkış yaptım. Beni çok çekti. Bu sıra yetişti. Yetişmeyenlerin diğer perşembe gelecek. Şipşak beden eğitimi. Hatta salonda bile çekebiliriz. Spor salonuna gideceğiz ya haftaya. Mesela isteriz. Spor yaparken orada çekebiliriz. Evet. Bak şu delikten bakıyorsun. Şu yukarıdaki tuşa da basıyorsun. Şuna. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Teşekkür ederim. Bir tane daha. 2. 2 şer tane yapalım. Herkes denesin. Sırayla gel bana. Ooo çok güzel. Çok fazla oynamadan iki tane çekiver bakalım güzel. Eliz, Eliz çok gezmeden ki herkese zaman yetsin. 5 dakikamız var hadi kızım. Ooo Fatoş'u çekiyor. Çektin mi? Bir tane daha bas. İki tane çek. Onu çek. Bir de Rabia'yı sevimlice çek. Eliz biraz çabuk olalım. Bak arkadaşlarım bekliyor. Şuraya koy. İşaret parmağın sıkıca tut, makine ki sallanmasın. İstediğin görüntü geldiğinde şipşak. Bas bakalım. Basarsan bas, çekecek. Bas. Basını tutsun mu azıcık? Nereyi istiyorsan. Çek arkadaşlarını. Şuraya az ileri getir parmağını. Gördün mü parmağını? Hayır şurada, şurada. Evet on off yazıyor ya. Beyaza. 1, 2, 3. Ses gelene kadar da. İşte bu harikasın. Bir tane daha dene. Tamam. Esma gel. Bak. Ses gelene kadar basılı tut. Gözüne yaklaştır. Gözüne, gözüne. Evet şuradan görebilmen lazım. Göze, göze. Bakar gibi. İşte bu harikasın. Gamze gel. Gamze gel. Kafaya taktık. Parmağını buraya yerleştir. Şunu gözüne iyice yakınlaştır. Kimi çekmek istiyorsan şipşak. Tamam mı? Getireceğim. Arkadaşımdan ödünç alacağım. Ses gelene kadar bas. Ses gelene kadar. Babamı da verse yarım akıya geçireceğim.